Şimdi efendim. Evet. Şimdi kaldığımız yer mentorun etik kurallarıydı. Oradan ilk görüşmede biraz hazırlanmak lazım. Bu durumda Rüştü Bey'den de öğrendiğim kadarıyla ve genç mentor arkadaşların bu konuda yeterli birikimi sağlamaları gerekiyor mentorlara. Ben onlara da zaten yani hepinize de işte kişilik profilleriydi, oydu buydu falan bir şeyler, bazı araçlar, testler vereceğim. Ondan sonra ilk görüşmede mentorluk deneyiminiz varsa onu aktın. Yoksa kendi deneyiminizi, tecrübenizi aktın. Onu ön planda tutup soru sorup onu dinleyin. Yani özellikle açık uçlu sorular, ki bunları da göreceğiz. Mentorlukta koçlukta çok gereklidir. Sizin yapabileceklerinizi ve bunun karşılığında onun yapması gerekenleri birlikte aynı ortamda paylaşın. Yani ben senin için bunları yapacağım, şunları şunları yapacağım, şöyle bir plan oluşturacağız, böyle ilerleyeceğiz. Ben network'ümle seni tanıştıracağım, işte sana gerektiği zaman bilgi aktaracağım, şöyle yapacağım falan filan. Sonra bir zaman çizelgesi hazırlamakta fayda var. Bütün mentorlar için 3 ay, 6 ay artık ne kadarsa olayların üzerinde çalışmak için belirli bir zaman, izlek ve ondan sonra durumu değerlendireceğiniz bir final toplantısı. Ondan önce de ara toplantılar yaparak, ara değerlendirme toplantıları yaparak sürecin nasıl gittiğini karşılıklı olarak konuşmanızı öneririm. Görüşme saatlerini mutlaka ayarlamanızı öneririm. Bu çocuklar eğer çalışmıyorlarsa, ki çoğu çalışmıyor olabilir, gececi bunlar. Yani uykusuz kalıp öğleden sonra kafayı şey yapıyorlar, hani afyon patlıyor çoğunda. Görüşme saatini ayarlamak lazım. Gizli konusunu konuşup bu arkadaşlardan edindiğiniz bilgiler veya işte onun sizinle paylaştığı şeyleri diğerleriyle paylaşmayacağınızı söylemeniz lazım. Ve karşılıklı olarak beklentiler karşılanamıyorsa bunu vakit kaybetmeden uygun bir dille, lisan-ı münasiple, yani bizim kuşağın anlayacağı dilde, uygun bir dilde karşılıklı olarak paylaşıp yapılabilecek bir şey varsa yapmayı, yapılacak bir şey yoksa da ilişkiyi sonlandırmanın gayet normal olduğunu da bilmeli. Yani çıkışını, exit'ini de bilmeli, iyi olacaktır bu anlamda. Bir tane şey hazırladım, mail örneği hazırladım. Bu mail örneği tabii ki Allah'ın emri değil. Ama işte burada girişimcilik yolculuğunda yazıyor. Tabii biz daha çok girişimci mentorlarını eğittiğimiz için. Bu noktada işte siz burada mentorluktan beklenti varsa şüphe, endişeleri açıkça konuşmak, gelişim planını netleştirmek açısından çok etkili olacaktır. Verimli bir paylaşım ortamı yaratmak adına rahatsız edilmeyeceğimiz bir saat diliminde görüşelim. İşte hedeflerin havada kalması süreci ilerletmez. Bu sebeple küçük de olsa ölçülebilecek hedefler belirleyelim gibi izleyi, hafifçe izleyi konuşacağınız veya yazacağınız bir şeyler, bir mail atarsanız veya bir mesaj atarsanız onlara iyi olur. Çoğu mailde kullanmayabilir. Bilemiyorum. Belki WhatsApp'tan yazışmak daha uygun olabilir. Şimdi bir de Telegram çıktı. WhatsApp'tan daha kullanışlı ve güvenli olduğu iddia ediliyor. Ondan sonra gençler Telegram'a doğru bir akış sergiliyorlar. Bilginiz olsun. Barış, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Veya Kerem, Mert. Yani ben o noktada sanırım WhatsApp tarafındayım hala, öyle söyleyeyim. Ama yani Telegram'da kullanmak zorunda kaldığım oldu. Benim öncelikli tercihim hala WhatsApp. Ama yani bunlar şu anda zaten çok hızlı değişiyor. Yani tek bir şeye odaklanma gibi bir durum kalmadı artık zaten. Yani Evet. hani birçok farklı platformdan birçok farklı uygulamayı kullanmak gerekiyor. Evet de işte bu pandemi süreciyle bunlar iyice yükselişe geçtiler ve geçmeye de devam edecekler. Yani şimdi Zoom olur, bundan sonra işte bundan 2 ay sonra başka bir şeye geçer insanlar. Takipte Doğru. kalmak gerekiyor özetle yani Doğru. aslında. Güncel kalmak, taze kalmak lazım. Bugün Telegram, yarın Zelegram falan filan böyle gidiyor. Peki dostlar, şimdi sizinle WhatsApp grubundan bir şey paylaşmıştım, dosya paylaşmıştım. Bu dosyayı açıp kendinize puan verme şansına sahipseniz o soruları bir 10 dakikalığına doldurmanızı rica edeceğim sizden. Bir mentor öz değerlendirme formu paylaşmıştım WhatsApp'tan.
Bunu gördüğünüz harita bir empati haritası. Empati haritası denmesinin sebebi de karşı tarafın, yani sizin müşteriniz veya muhatabınız kimse, ondan sonra onun ne düşündüğünü, ne gördüğünü, ne duyduğunu, neler konuştuğunu, neler söylediğini, sıkıntılarının neler olacağını falan hep beraber bir çalışmamız lazım. Normalde ben bunu odacık sistemine göre yapıyorum. Yani odacıklara göre ayırıyorum. Ama bugün az katılım olduğu için, az insan olduğu için ben şey yapacağım. Efendim söyleyeyim, bunu modere edeceğim sizle beraber. Özür dilerim. Evet. Evet efendim. Şimdi dikkat ederseniz ortada bir tane kafa var. Bu kafa aslında kafanın yönleri de şeyleri, soruları yönlendiriyor. Yani beynin olduğu yerde ne düşünür, ne hisseder? Gözün olduğu yerde ne görür? Ağzın olduğu yerde ne söyler? Kulağın olduğu yerde ne duyar? İfadeleri var. Sizce bu çocuklar, Johnson, burada senden de destek istiyorum, yani genç bir şey olarak, katılımcı olarak. Bu çocuklar sizce neler düşünüyor? Allah Allah. Pardon, özür dilerim. Evet. Mesela endişeliler. Yani mezun olunca ne olacağız? Evet. Endişe hissediyorlar değil mi? Kesinlikle. Evet. En büyük şey endişe bence şu anda. Yani daha çünkü staj bile bulamayan bir ortamdalar çünkü. Evet. Murat Bey, mesela size geçen gün ben telaşımdan bahsetmiştim. Hani gelecek kaygım var. Böyle bir an kilitlendim. Hiçbir şey yapamadım. O an işle ilgili ilerleyemiyorum. Düşüncelerim ilerleyemiyor. Hani evet, dondum sadece aslında. Murat Bey ile konuştum. Dedim Murat Bey, ben çok endişeli ve çok hani aslında bir şeyler yapıyorum. Bir şeyin içerisindeyim, çabalarım var. Ama yine de hani bir şey yetmiyor. Ben daha ne yapabilirim? O kadar telaşlı bir mekanizma ki bendeki, onu durdurmak bazen çok zor oluyor. Evet, evet. Doğru, hakikaten. Gelecekle ilgili gelecek endişesi taşıyorlar bu çocuklar. Başka efendim? Bence cesurlar. Biraz daha girişken ve girişimci ruhlular mesela. Öyle mi? Tamam. Yüksek cesaret. Evet. Kötümserler. Evet. Bence özellikle Murat Bey, hani üniversite ortamında arkadaşlarımdan gördüğüm şeyi hani daha çok bahsetmek istiyorum. Hani şu an mesela hani çabalamak çok zor arkadaşlarım için, öyle söyleyeyim. Herkes çok rahat ve hani bir anda her şeyin olabileceğini düşünüyor. Hani evet, öyle bir beklenti var. Ancak her şey çok emekle olan bir şey. Bence bunun da çok farkında değiller sanki. Evet. Buna ne yazabiliriz mesela? Sabırsızlar. CEO olarak başlamak istiyorlar. Öyle bir görüşme yapmıştım yani. Evet. Şey olabilir. Otoriteye karşılar mesela. Yok, yani kurallara. Sabırsızlar. Sabırsızlar. Yani. Ya çok özür dilerim. Ben bunu indireyim en iyisi. Bunu şey yapamıyorum çünkü bir türlü. Buradan yönetemiyorum. Hemen bunu bilgisayarıma indirin. Bulutta çalışıyordum da. Böyle olacak gibi değil. Bir saniye. Evet, şöyle indireyim. Daha güzel bir yere geçeyim. Evet. Download. İndirilenler. Empati haritası. Yes. Tamam. Şu anda sizi bağlıyorum tekrar. Merak etmeyin. Aykut mu geldi, katıldı? Evet, Aykut. Son Aykut geldi. Selamlar herkese. Merhabalar. Hoş geldin Aykut. Aykut. Kolay gelsin. Evet. Evet efendim. Hoş geldin Aykut hocam. Hoş buldum üstadım, hoş buldum. Buyurun devam edin, bölmeyeyim. Okey. Hızlı ve kolaycılar diyoruz. Başka ne diyoruz? Otoriteye karşılar. Yani zaman mevhumu yok onlarda. Yani öyle sabah 9-6 asla çalışmak istemiyorlar mesela. Tembeller, tembel. Değiller, değiller. Ama onları tembel değiller aslında. Hani gece koy onları, sabaha kadar çalışır ama onların kurallarına göre. Oyun oynarlar onlar. Hiç de çalışan görmüyorum ben.
Ben görüyorum. Yani, kötümser sizsiniz bence. Onlar iyimser. Sanırım biraz aidiyet hissiyatı yok. Yani çok kolay gelişemiyor. Düşünüyorum ben. Ondan dolayı. Aidiyet eksik diyorsunuz. Tamam. Pınar Hocam bana şunu hissettirdi. Okulda çok idealist öğretmenlerle tartışmalarımı hatırlattın bana. Öyle mi? Çünkü onların her birinin ayrı öğrenme stilleri var ya, kendileri öyle çok özel hissediyorlar. Bir gruba ait hissetmiyorlar yani. Çok özel, özeliz biz diyor yani. Kendini evet özel hissediyorlar, doğru. Ön yargıları yok. Çünkü hepsi. Neden biliyor musunuz? Özür dilerim. Çünkü biz anne babalar yani X'ler, X kuşağı. Ben yapamadım, sen yap. Ben yemedim, sen ye. Her şeyi kral ve kraliçe yaptığımız için onları. Okulda da sıradan davranılmak veya iş hayatında da onlara sıradan davranılmak istemiyorlar. Yani özeller. Evet. Ben öyle de devam etsin. Bir şeyler söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Bence de şöyle yani dünyadaki bütün kötülüklerin yaşlılar tarafından yapıldığı malum olduğu halde gençler suçlanıyor gibi geliyor bana ve onlar da öyle hissediyor bence. Kendilerini değersiz hissediyorlar. Kesinlikle. %100 alkışlıyorum yani. Aynen. Yani update edilemeyen bir ebeveyne sahipler bence. Hayır, kabul etmiyorlar. Haklılar yani değersiz hissetmekte. Çünkü yaşlılar onlara pek söz hakkı vermiyorlar dünyanın yönetiminde. Evet. Ve aslında bence de daha özgün olduklarını düşünüyorum. Hani sadece anne babanın onlara popoplaması değil, aynı zamanda internet kuşağı yani çocukluklarından itibaren her türlü bilgiye, her türlü hobiye rahatlıkla erişebilmelerine ötürü daha özgün insanlar. Özgünler, evet. Yani onlar da bunu hissediyor mu acaba? Bence hissediyorlardır. Bence. Peki. Şuradaki sorulara bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Aklından geçenler, onun için önemli olanlar, onu harekete geçirenler, rüyaları, arzuları bağlamında baktığımızda bu soruların tamamı olmasa bile var mı aklınızda? Onun için önemli olan şey ne? Onu harekete geçiren şeyler ne? Motive eden şeyler ne? İstekleri ne? Yasin, mesela seni harekete geçiren şey ne? Murat Bey, beni harekete geçiren şey kesinlikle bana verdiğiniz sorumluluklar ve belki de küçük de olsa benim yaşıma uygun yönetici olma hissiyatı. Beni evet, o en evet. Çok alevlendiriyor. Anladım. Valla Cansın bence hiç iyi bir örnek değil yani. Yani o sizin sağ kolunuz gibi çalışmış. 3 ay geçse zaten bir sürü şeyi bilen, kafası yerinde. Akıllı. Yani şimdiki gençliği kesinlikle temsil etmiyor ki. Yani teşekkür ederim. Şimdiki gençliği yüz karası yani. Ama bakın gerçekten ben bunu denedim, başka gençlerle de çalıştım. Ben yani ilk defa Johnson'la çalışmıyorum. Hakikaten küçük ama bak çok büyük değil. Küçük sorumluluklar ve yetkiler vermek, yetkilendirmeler ve yönetme fırsatları vermek gerçekten hem çok hoşlarına gidiyor hem de kendini gerçekten çok iyi hissediyorlar. Yani tabii ki büyüğün altında ezilirler. Yani ben nasıl dünya kadar şeyi verebilirim zaten. Yani neticede 20... Şimdi Murat Bey, bana verseniz hayır demem. Bunu araya bir sıkıştırayım. Bana biliyorum. Hayır demeyeceğini biliyorum ama ben bunu yapmam yani. Çünkü 22 yaş yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bir de onun altında ezildiğini düşünsenize. Ağır ağır güçlendirerek ağaç gibi. Ağaç gibi yani. Ağaç bile meyvesini taşıyana kadar bekliyor yani. Bir kalınlaşmayı bekliyor yani. O meyvelerin ağırlığını taşımak için falan. Evet, özgünler sorumluluk ve yönetme fırsatı verilirse motive oluyorlar. Ufak bir şey daha verebilir miyim? Evet. Şimdi ben geçmiş yaklaşık 20 yıllık bilişim sektöründeki genel müdür pozisyonu sırasında çok sıra kaynakları iş mücadelesinde bulunan gençle görüşme fırsatı buldum. Yaptığımız işin itibariyle sürekli yeni ürünler, yeni teknoloji tavsiye etmek gereken bir iş yaptığımız için ciddi anlamda bir ürün yönetimi konusunda sesim gelmiyor galiba. Geliyor.
Geliyor mu? Geliyor. Peki. Ürün yönetimi konusunda özellikle iş kaynakları konusunda görüşümüz çok arkadaşlarla. Özellikle şunu söylüyordum. Çünkü etrafımda yılların bana verdiği tecrübesi olmuştu. Basit olarak ikiye ayrılıyordu çalışanların davranış biçimleri. Bunlardan birincisi böyle dört köşe işe sabit olsun. Bana şu görevi versinler. Buna görevi tamamlayayım. Sabah 9 akşam 5 çıkayım. Ya ay sonunda da maaşımı alayım. Yani böyle bir çalışma grubu var. Bu şekilde karakterler var daha doğrusu. Oysa evet. Eğer siz bir ürün ve marka yönetimi yaptıracaksanız, yeni üründe bakıyorsanız tam tersine daha çok vizyoner, yani aynı anda bir konuyla değil de birden çok konuyla ilgilenen, birden çok konuya odaklanabilen, başka ne yapabilirim diyen, başkalarına size nasıl yardımcı olabilirim diye sorabilen, daha özetle söyleyeyim şeyde yani artı bir ne yapabilirim diyebilen bir yaklaşımda olaylara bakmak konusunda. Genelde bu iki karakter üzerine odaklanıyordum. Yaptığım analizlerde bunları ölçüyordum daha doğrusu ve gerçekten çok başarılı konusunda çok değerli şu an sahada da yani bilişim sektöründe hepsi çok değerli yerlerde olan, kendi işini kurmuş olan ya da çok sayıda elemanım var yetişmiş bu anlamda. Dolayısıyla biraz hani bu başlarken aslında bu mentinin kişilik testiyle belli bir notunu bakmak, yani biraz da bu tarafından bakarak değerlendirmek çok doğru. Yani bu işin bir standart bir formülü yok yani. Yani gelen mentiye böyle davranın, bu şekilde olur gibi olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yani evet. Herkesin başka bir tarzı var ama bunu belki ben ikiye indirmiştim. Belki bunun üçü, dördü, beşi vardır. Onları bulup onların üzerine odaklanmak doğru olur diye düşünüyorum. Doğru. Zaten kişilik testini de yapacağız ve onların da yapması için bir tane link paylaşacağım. Yani bir aracımız var bu konuyla ilgili. Hem sizin nasıl tanımlayacağınız konusunda size yardımcı olacağım. Hem de hangilerini seçerseniz daha az yorulursunuz falan, o konularda yardımcı olacağım. Onları evet. İlerleteceğiz. Ama yine de yani o kişilik profilinden bir X kuşağıyla Y kuşağı ve Z kuşağı arasında bile dağlar kadar fark var. Yani onu da mutlaka göz ardı etmemek lazım. Peki şimdi ne düşünür, ne hissedir biraz şey yaptık. Bu çocuklar etraflarında ne görüyor? Biraz ona bakalım isterseniz. Yani kendi ortamlarında, arkadaş ortamlarında neyin kafasını yaşıyorlar? Problemlerini sosyal medyadan, reklam dünyasından, televizyonlardan, oradan buradan nasıl teklifler geliyor onlara? Yani tekliften kastım şey hani şunu yap, bunu yap, bunu yapsana, şunu yapsana falan. Ne tür mesajlar alıyorlar dışarıdan? Neyi görüyorlar? Moda. Ya bizim evde garaj yok diye kızıyorlardır büyük ihtimalle. Biliyorsunuz en büyük şeyler yatırımlar garajdan çıktığı için. Niye bizim evet. Evimin bir garajı yok? Ben de evet. Kendime canım. Sen niye düşünüyorlardı? Düşünüyorum acaba. Para. Evden çalışmak istiyorlar. Yani e-commerce yapmak istiyorlar. Ya aslında hiç çalışmak istemiyorlar. Yani evet aslında ona katılıyorum. Yani hiç çalışmadan niye biz zengin para kazansın tabii. Evet. Bir örnek vereyim mi? Birkaç genç öğrencimi bir iki güvendiğim yere işe yerleştirdim. Bir müddet takip etmedim. 3-5 ay sonra ya da bir sene sonra ayrıldıklarını öğrendim. Cevap neydi biliyor musunuz? Kendime zaman ayıramıyorum. Nasıl ama? Süper değil mi? Evet. O zaman aslında bu güzel bir söylem cümlesi. Kendime zaman ayıramıyorum. Evet. Yeni nesil bunu istiyor. Arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız bu çocuklara öyleyse? Mesela parayla çalıştıramıyorsunuz onları. Yani çünkü diyor ki bana mesela babamın bana verdiği ek kart daha yüksek. Para umurumda değil diyor. Mutlu değilim burada. Benden de öyle birisi ayrıldı. Mutsuzum diyor mesela. Murat Bey, bir tane de madde ben eklemek isterim size hiç uygunsa. Sosyal medyanın da verdiği etkiyle artık yeni nesil bence. Ben bunu arkadaşlarıma da çok kez görüyorum. Belki o yüzden iyi bir örnek olmayabilirim tam tersi olduğum için. Çok fazla tüketim var. Yani artık üretmek yok onlarda. Hani daha artık hazıra odaklanalım. Ama aslında evet. Üretmek ve zaman ayırmak gerekiyor ve bunları da sabırları yok bence. Evet.
çok affınıza sığınarak yeni katıldığım için belki başta tanıştınız ama Cansın Hanım'ın yaşını öğrenebilir miyim? Bayandan yaş sorulmaz ama merak ettim. 22. Yıldız Teknik İktisat. Maşallah. Çok tasdif dışı olduğu belli. onun hocam onun bir mentoru var. O yüzden o. Öyle. Farkındayım. Yani Niyazi Bey, siz öyle diyorsunuz ama yani hiç ya bir güzel laf da ben bir işitmek isterim ya. Ya hocam helal olsun, bu kıza 7 aydır mentorluk yapıyorsun. Bak nereden nereye gelmiş falan ya. Ama nerede ya, olduğunu bilmiyorduk ki. Belki başlangıcı da iyidir. Başlangıçta kumaş iyiydi. Allah'a var. Kumaş onu iyiydi. Diyorum işte. Beni iyi tanımıyorsunuz. Ben çok gerçekçi, aşırı gerçekçi bir adamımdır. Arkadaşlar tanır. Çok. Esas olan nüvedir. Yani nüve sağlamsa siz üzerine bir bina yapabilirsiniz. Ama nüve sağlam değilse hiç boşuna uğraşmayın. Yani aynen. Çok doğru. Çok doğru. Nelerle uğraşıyoruz ben görüyorum. Şimdi gelecek çocuk bismillah bilişinde oğlum İngilizce öğren diyeceksin. Abi nasıl öğreneyim diyeceksin. Bak sorun evet. Bu. Evet. Ben 30 küsür yıldır 40'a gelecek bir sektördeyim. Hala doktora yapan ve İngilizcesi olmayan insanlarla muhatabım. Evet. Yani en büyük sorun eğitim ve çalışmak. Bizim gençlerde hani Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, yani bizden daha genç olanların hiçbirinde bizim kadar çalışma ve gayret kesinlikle yok. Yani bak en büyük problemimiz bu bizim. Evet. Evet. Loyalty yok, yani bağlılık yok. Mesela tabii. Düne kadar nefret ettiği, rakip dediği şeye ertesi gün başlıyor. Hiçbir şey olmamış gibi oradan devam edebiliyor. Yani biz yapmazdık mesela, yani öyle bir bağlılık yok. Hiçbir şeye bağlılık yok. Ne arkadaşına, ne eşine, ne dostuna, ne işine. Bir tek kendi var yani bağlı olduğu. Kendi ve kendi fikirleri, ona yeni bir şeyi kazandırabilmek için altının çok dolu olması lazım yani. Çok güzel. Bence bu çalışma çok güzel gidiyor. Çok iyi bir yerlere gidiyor. Birazdan neden olduğunu zaten hep beraber konuşuruz. Peki ne söyler, ne yapar, ne görür, ne duyar? Ne duyar peki? Onlara var mı katkımız? Etrafında neler duyuyor? Bir daha mı geleceğiz dünyaya mesela? Onu duyuyor. Efendim? Ne diyor? Twitter'daki TT'leri duyuyor. Evet. Murat Bey, bana en çok şey deniliyor. İşte daha hani çok erkensin, hani gençsin, niye başladın, biraz gençliğini yaşa gibi şeyler çok duyuyorum arkadaşlarımdan mesela ben. Evet. Evet. Haklı, evet. Çok haklı. Kim o? Haklı diyen kim? Bir dakika lütfen ya. Benim, ne yapıyoruz? Benim. Cansın. Ya Niyazi Bey. Yani. Niyazi Bey bak birazdan mute yapacağım sizi yani. Ben kendimi mute edeyim. Yok estağfurullah ya lütfen. Evet devam edelim. Gençliğini yaşa diyorlar değil mi? Evet. Murat Bey bir de şey diyenler de var. Ne yapıyorsun sen? Hani ne yapıyorsun yani? Hani farklı bir şeyler olduğu belli ama ne yaptığımı da tam anlamıyor. Yani orada da düşüncede çünkü fikir birliği de yok. O farklı dünyada, ben farklı dünyada. Bu kez anlaşamamazlık oluyor ve toplumdan kendini soyutlanmış hissediyorsun bir süre sonra. Neyin kafası bu? Yani, okey. Aynen öyle. Yalnız aramızda en genç Cansın ama başka genç arkadaşlarımız da var ve sıfır konuşma. Bu da bir şeyler anlatıyor mu acaba bize diye düşünüyorum yani. Ya çünkü onlar konuşmuyor, yazışıyorlar biliyorsunuz. Konuşma. Bravo. Onlar daha çok yazışıyor değil mi? Konuşma. Bravo, bravo. Hatta yazmıyor. Emojiler. Emojiler, kısaltmalar, enteresan bir alfabe. Bravo. Ona yan yana dururken bile yazışıyorlar biliyorsunuz. Yani arkadaş. Evet. Bir de çok çabuk harcıyorlar. Yani dışarıdan mesela benim gençlere veya kendi oğluma söylediğim şey hani biraz empati. Empati yoksunu onlar. Evet. Empati yok. Yani her şeyi en iyi onlar biliyor. O çok önemli. Empati kesinlikle yok onlar. Evet oraya ekleyebilirsiniz bence. Hınar Hanım siz de Niyazi abiye dönmeye başladınız ha. Yo ben gençleri çok seviyorum. Biliyorum, tanıyorum yani. DNA'larını biliyorum yani. Evet. Şimdi bu empati haritasından bakıyoruz. Şöyle bir neler yazmışız. Bir toparlayalım. Şimdi gelecek endişesi taşıyor bu çocuklar. Ama bir taraftan da cesurlar. Yani böyle hani cehaletten cesaret mi diyeyim? Nasıl diyeyim? Girişkenler. Aynı zamanda burada bu da vardı. Girişkenlik de vardı.
kötümserler, sabırsızlar, hızlı ve kolaycılar, otoriteye karşılar, disipline gelmek istemiyorlar. Bu yüzden de zaman mevhumları eksik, zaman mevhumu eksik. Hafif tembel olduğunu söyledik. Aidiyet duygularının eksik olduğunu, kendilerinin özel olduğunu hissettiklerini, kendilerini de bu anlamda değersiz aynı zamanda hissettiklerini, yani karmaşık duygular içerisinde olduklarını, özgün olduklarını, kendilerine nevi şahsına münasır tipler olduklarını, sorumluluk ve yönetme fırsatıyla motive olduklarını, empatilerin eksik olduğunu söyledik. Modayı görüyorlar, buna dikkat ediyorlar. Kendilerine ait yaratıcı bir ortam istiyorlar, garaj gibi falan. Bollu parayı görüyorlar genellikle sosyal medyalarda falan. Mutluluklar, tatiller, mavi okyanuslar, öyledir böyledir. Kendime yeterince zaman ayıramıyorum çalışırsam diye bir söylemleri var. Aşırı tüketim, üretimsiz bir tüketim içerisindeler. Söylemek yerine yazışmayı tercih ediyorlar. Ve tweetleri duyup, gençliğini yaşasana kardeşim, ne yapıyorsun sen ya falan filan, bir de sen anlatsana bana, bu ne dünya, neyin kafası bu falan gibi söylemleri arkadaşlarından duyuyorlar. Tabii bu oranda da sıkıntılar ve bazı kazanımlar içerisindeler. Peki bu çocukların başarmak istediği şeyler ne? Bilmiyorlar. Efendim? Bilmiyorlar zaten bunu. Ha, güzel. Ortada bir başarı kriteri yok ki zaten. Zaten hocam, 90 yılının prens ve prenseslerine biz her şeyi verdik. Zaten sahipler hani gelsin parayı, hayatını yaşasın, bir başarı falan aradıkları yok. Murat Bey, ben ilave. Pardon. Buyurun lütfen. Siz estağfurullah yani, lütfen. Ben onun eksikliğinin biraz amaçsızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bir hedef koyma konusunda eksikler gibi gözüküyor bence. Yani yeteri kadar okunmadığı için, yani okuma seviyelerinin düşük olması, bu yüzden empatinin olmaması ve gelecekte ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani sonuçta kimse zaten bölümünü bile isteyerek seçmiyor. Yani şu içinde bulunduğumuz eğitim sisteminde bir sınavla işte bir bölüm seçmek zorunda kalıyorsun ve ondan sonra ona göre belirliyorsun, geleceğini de şekillendiriyorsun. Yani o yüzden aslında çok negatiflerden konuşuyoruz ama zaten işte bu eğitim sisteminin ürünler hepsi bir yandan da. Evet. Bence bir de ek olarak biraz daha derine inersek, bence yaşama geliş anla, hani o hayatı anlamlandırmak ve hayata geliş amaçlarının çok farkında değiller. Ya da enin yaptığı şeyi henüz bulamamış oluyorlar. Farkında değiller ve bu yüzden de amaçsız bir şekilde sadece savruluyorlar bence. Çok doğru bir tespit. Bir öğretmen olarak söyleyeyim. Maalesef eğitim sistemimiz şu an gençlerin kendilerini tanıma ortamlarını ve fırsatlarını gösterecek bir sistem değil. Yıllardır söylediğim ve yapmaya çalıştığım, birçok yere de tavsiye ettiğim konuların başında geliyor. Maalesef şu an bunu sağlayamamış değiliz. Evet, güzel. Peki korkular, engeller, çekindikleri riskler, almak istemedikleri riskler neler? Ben geçen bir toplantıdaydım. Z kuşağını, alfa kuşağını tartıştık. Belki aranızda izleyenler olmuştur ICT Medya ile beraber. Bir uzman profesör doktorumuz şunu söyledi. Bu kuşak korkusuz bir kuşak. Bu kuşak deneyimci ve girişimci bir kuşak diye baya kanıtlı, tespitli sonuçlar, çok derin sonuçlar elde ettiğini söyledi. Bunu da aktarmak isterim. Okey. O zaman bir şey de ben söyleyeyim gençlerle ilgili. Ben çok duyarlı buluyorum yeni jenerasyonu. Yani sosyal olaylara bu özellikle hayvan hakları gibi ya da yaşlılar gibi çevredeki, yani bazen görmediğimiz çevre konularında özellikle gerçekten çok duyarlılar. Yani bizim eski kuşağın pas geçtiği şeylerin çok farkındalar en azından. Yani bunun başka, yani yaşanmış örneklerini de gördük zaten yakın zamanda. Topluma karşı duyarlılıkları çok fazla bu arkadaşların. Fakat ifade şekillerinde belki sıkıntı var ya da bunu söylemiyorlar. Bizim gibi değiller mesela belki. Yani biz biraz burayı da kaçırıyor olabiliriz aslında bizim kuşak olarak. Evet. Evet. Şimdi dostlar, durum ortada. Şöyle bir
slaytı tam olarak açayım. Şimdi size sorularım şunlar. Siz böyle bir kitleyle mentorluk sürecine başlayacaksınız. Bu kitlenin gelecek endişesi var. Bu kitlenin cesareti, korkuları daha az, daha girişken ve daha cesurlar. Ki Aykut Hoca da biraz önce o paylaşımı da söyledi, yukarıda da yazmıştık zaten. Fakat daha kötümserler. Yani gelecekleriyle ilgili amaç belirleyememek, hedef koyamamak, hayatı anlamlandıramamak konusu onları kötümser yapıyor. Bu arada hızlılar ve her şeyi YouTube'da seyrettikleri gibi ileri sararak yapabileceklerini zannediyorlar. Kariyerlerini de öyle. Kolaycılar ve sabırsızlar. Otorite istemiyorlar. Otoriteye de karşı duruyorlar. Zaman mevhumu desen, zaman mevhumu da yok. Ondan sonra geceleri çalışmak onlara daha iyi geliyor olabilir. Bu anlamda tembel olarak nitelendirilebiliyor bizim kuşak tarafından. Sadakat duyguları bizimkinden çok daha düşük. Çünkü her şeyin bu dünyanın kendileri için olduğunu düşünecek kadar özel hissediyorlar kendilerini. Böyle bir durum olmadıklarında da veya böyle bir duruma gelmeyince de kendilerini çok değersiz hissediyorlar. Ve değersiz hissedince de ne oluyor? Kendime yetinince zaman ayıramıyorum, ben kendimi yaşayamıyorum falan deyip ayrılıp gidiyorlar. Böyle ayrılan ben de genç arkadaşlara şahit oldum. Burada size sorulması gereken soru şu veya kendimize sormamız gereken soru şu. Siz bunlardan hangilerine ne kadar tahammül edeceksiniz? Ne kadar tolerans göstereceksiniz? Hiç. Ben hepsini ederim yani, tolerans gösteririm. Evet. Çünkü onların varlığını kabul ediyorum. Onlar tek bir şey istiyorlar. Fikirlerime saygı duyulmasını istiyorum. Ben çok gençlerle çalıştım. Saygı duymuyoruz ya biz onlara. Yani evet. Sizin dediğiniz gibi iyi dinlemiyoruz onları mesela. Evet. Birinci seviye dinliyoruz. Ama üçüncü seviye dinlediğimizde onlardan inanılmaz cevherler çıkabiliyor. Okey. Bir de ne var biliyor musunuz Pınar Hanım? Yani diğer mentor dostlarımız için de söyleyeyim. Bunlardan bazılarıyla uğraşıp bir şeyler yapabilmeniz mümkün olacak. Bazıları için imkansız olacak. Evet. Ama imkansı düşünüp mümkünden vazgeçmemek lazım. Bunlardan hangileriyle ilgili bu çocuklara destek olup destek olmanız mümkün olur. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi Murat Bey, biz zaten çok çok özür dilerim. Yani kısıtlı bir sektörel mentorluk yapacağız. Biz onlara kariyer koçluğu yapmayacağız. Doğru. Biz IT sektörünü seçebilecek ve ona related bölümlerden mezun çocukların hani IT'ye girecekleri alanda bilgi birikimlerimizden faydalanacaklar. Yoksa onların kişilikleriyle, onların sabırsızlıklarıyla, yani onlarla biz çok sektörel bazda ilgilenebileceğiz. Yani biz koç değiliz. Evet, diyecek ki evet. Ne bileyim ben data analistçisi olmak istiyorum diyecek. Onunla ilgili kim yetkinse, mentorsa o evet. Mesleki bir mentorluk yapacak ona. Yoksa evet. Hani hakikaten kişiliğiyle ilgili bir mentorluk bizim haddimizde değil, yapamayız yani. Evet. Lakin sözünü dinletebilmek için veya karşındakini anlayabilmek için de onunla da empati kurmak zorundayız. Yani o kadarlık yani, ama hani kısa evet. Bir ama çok fazla ileri seviye, yani bir Murat Bey gibi yapamayız yani. Yapmak için bunu meslek edinmemiz lazım. Tabii, ama tabii ki geniş bir perspektiften kesinlikle. Biz evet. Tabii ki empati kuracağız, onları anlayacağız ama odağımızı hiçbir zaman kaybetmeden biz mesleki mentorluk yapacağız ama tabii ki onun yani yeterliliklerini ortaya çıkartabilmek için tabii ki mentor, onun için hani mentor olmaya çalışıyoruz. Bravo. Şimdi her iki tarafında söylediği gayet doğru. Eğer bu kadar kaotik bir durumun içinde hadi gireyim şu çocuklara her şeyiyle mentorluk yapayım derseniz kaybolabilirsiniz. Tabii, tahammül sınırınızı aşabilir. Ya seninle mi uğraşacağım kardeşim diyebilirsiniz. Dolayısıyla sizin mentorluğunuzun odaklı olması çok önemli. Odaklı mentorluk. Yani iş mentorluğu diyelim veya işte hani iş seçim mentorluğu falan. Lakin yine de ne olursa olsun ne seçeceğini bilmeyen, hani şimdi siz biraz önce güzel bir örnek verdiniz Pınar Hanım ama hani ben şunu olacağım derse onu alacağız. Bir de ne olacağını bilmeyen var. Bir de aslında ne olsa daha iyi olacak. Şimdi
Bizim yine Johnson'dan örnek vereyim. Bizim Johnson'ımız İngilizce iktisat okuyan bir kız, değil mi? İktisatçılar ne yapar klasik olarak? Bankalarda çalışır. Öyle değil mi? Hı hı. Ben Johnson'a diyorum ki Johnson'cığım, girişim sermayesi yatırım fonlarında da çalışabilirsin. Tabii. Efendime söyleyeyim, portföy şirketlerinde de çalışabilirsin. Yeni dünya startuplara, girişim sermayesi yatırım fonlarına, onlara bunlara falan örnekler vererek falan. Yani farklı meslek, pardon, farklı kategorileri, farklı alt başlıklara da yöneltmek gerekebilir. Yani Johnson gelseydi bana deseydi ki ya ben bankacı olmak istiyorum, bankada işte bilmem ne. Ben ona şunu demezdim yani, sen COBİ'de kal, bireysele geçme falan filan demezdim. Yine aynı şeyi söylerdim. Derdim ki girişim sermayesi yatırım fonuna git. Kendini oraya doğru evir. Burada eksiklikler bunlar. İşte bu eksikliklerin tamamlamak için sen ekstradan şunları yap falan gibi. Bu noktada sevgili mesela dostlar... Mesela data analistçisi de olabilir. İktisat okuyor sonuçta yani. Tabii. Ya Rüştü Bey tanır, bir Aykut Hoca falan da tanır. Şey var, Şebnem Özdemir var. Bir dakika ben şu şeyi, bir ekranı şöyle bir kapatayım. Şebnem Özdemir var, bir öğretim üyesi İstinye Üniversitesi'nde. Geleceğin Meslekleri diye bir kitap yazmıştı işte. Biliyorum onu. Evet. Bakıyorsun 160-140 tane meslekten bahsediyor yani. Yani ne olduğunu hiçbir şekilde çözemediğim bir sürü meslek var falan filan. Artık IT'ciler bambaşka dünyalara gidiyor. Dünya başka yerlere gidiyor zaten. Tabii ki, aynen. Ama ve lakin sizler özetle böyle gören, böyle hisseden, böyle düşünen bir kitleye zamanınızın bir kısmını ayıracaksınız. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Niyazi Bey'in söylediği şey çok önemli. Dedi ya Niyazi Bey, ben gerçekçi adamım, herkes bilir kardeşim. Senin Johnson'ın nüvesi iyiymiş. Sen de üstüne birazcık bir şeyler süs püs atmışsın, baharat atmışsın. Lezzetli olmuş. Doğru söylüyor, haklı. Ama abi onu ben seçtim. Anlatabiliyor muyum? Tabii mentörün önemi burada. Heh. Ben Johnson'ın kişilik profilini analiz ettim. O Johnson'la sohbet ettim, muhabbet ettim. Onu yaptım, bunu yaptım. Yürür müyüz, yürümez miyiz falan. Demek ki ilk görüşmede şöyle yapmak lazım. Bakın, bence kesinlikle bu süreç başlarken evet mentor adayları falan filan bizim genç arkadaşlar da seçti diyelim buradan. Tamam bu olur, bu olur, bu olur. Ondan sonra hadi hep beraber atadık. Geldik, başladık. Fena çuvallayabilirsiniz. Yani bu potansiyel adaylarla, yani aday adaylarıyla bir iki gün biraz vakit geçirmek. Ben kişilik profili nasıl yapılır zaten size vereceğim. Linkini de vereceğim. Yani ben onu online'a aktardım. Çok estetik durmamakla birlikte işlevsem. Bu çocuklarla biraz sohbet edip ondan sonra bundan bir şey olur olmaz diye bir ön kamp yapmak belki çok daha iyi olacak. Anlatabiliyor muyum? Aksi takdirde yanlış seçtiğiniz an Niyazi Bey bu çocuğa diyecek ki yallah tazik kardeşim. Sen ne mi uğraşacağım ya? Ama bizim amacımız farklı bak Murat Bey. Yani bunu daha ilk tanışma toplantısında da tartışmıştık. Şimdi bizim amacımız Pınar'ın anlattığı gibi daha geniş bir kitleye sadece bilişim mesleğine girmek, o eğitimi, bilişim mesleğine yönelik eğitiminde yardımcı olmak, bu anlamda bir mentorluk yapmak. Tamam. Yani şu seçeneğimiz yok. İşlerinden en iyi seçelim, onu bir yere getirelim. Böyle bir amacımız yoksa yapamayız da. Sizin kadar profesyonel de değiliz. Yapamayız yani. Bunun bir şekilde bu sürecin daimi olması için yani bir yerden bir yankı geliyor ama nereden geliyor? Bakayım şöyle bir. Buradan mı? Evet. Tamam Rüştü Bey, ben kapattım, sizin mute yaptım. Şimdi bu seçimi bir iki periyotta yapmazsanız nasıl diyeyim size, bir başarı hikayesi yazmakta zorluk çekebilirsiniz. Sonra mentorlarınızın da motivasyonu azalabilir. Gençler de başarı hikayesi çıkmadığı için hani bir sonraki şeyin yaşaması azalabilir, yaşama şansı azalabilir. Bu bir risk. Bunu değerlendirmeniz için size söylüyorum. Yapmanız için söylemiyorum. Daha önceki hani gençlerle yaptığım tecrübelerden edindiğim başarısızlık hikayelerinden çıkarımımla söylüyorum. İlk başlarda biraz seçici olmak belki sizi rahatlatabilir diye düşünüyorum.
Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Görüşlerinizi almak isterim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Birkaç şey. Evet hocam, buyurun. Ben işte Düzce'de yönetim bilişim sistemlerinde öğretim üyesiyim. Orada ders veriyorum. Yaklaşık bu dönem 300 tane öğrencim var. Şu tabloyu önümüze serdiğimizde bu tablonun her alanına girecek öğrenci profili var. Bu öğrencilere gerçek anlamda ideal bir şekilde yaklaşma şansımız hakikaten çok mümkün gözükmüyor. Bir de şöyle bir şey var. Düzce Üniversitesi, Boğaziçi'ni alın veya ODTÜ'yü alın. Üniversiteler arasındaki o puanlamadan kaynaklanan, Niyazi abi dediği gibi nüveden kaynaklanan farklılıklar da çok ciddi etkiliyor. Doğru. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman ya ben kafam çok karışık. Bir hoca olarak şimdi Aykut hocamın dediği gibi mesela yönetim bilişim sistemlerinde araç gelişler çok uçuk şeyler değil. Yani öğretim sistemi hoca, öğrenci ve bir kendi aralarında yapacağı bir iletişimle çok farklı şeyler yapabilir. Mesela benim aklıma bir soruyla bitireyim hemen. Bu sizi çekecek ne bulabiliriz sorusu sormuştunuz en başta. Mesela onu ben keşfedebilsem çok büyük işler başarabilirim. Ama bunu keşfedemedim. Yani o kadar öğrenci içinden bir 10 kişilik, 5 kişilik grup yakalıyorsunuz ama bir yerlerine ulaşmanız çok zor oluyor. Evet. Evet, haklısınız. Aykut Hoca'nın da biraz önce söylediği yaşadığı bir tecrübe var. Öğrencilerden bazılarını işe yönlendirmiş, işe yerleştirmiş ve bir sene sonra ayrıldıklarını keşfetmiş, tespit etmiş. Gerekçe olarak da hani gördüğünüz gibi kendime yeterince zaman ayıramıyordum, o yüzden ayrıldım falan gibi bir durum ortaya çıkmış. Yani doğru olmasa bile gerçekler bunlar, yani doğru olmasa bile gerçekler bunlar. Evet, öyle söyleyebilirim. Peki, ben burada bir paradoks söyleyeyim. Benim için bir paradoks. Bir şey söyleyeyim, ben bırakacağım. Çok kısa. Yani bu örneklerin hepsine uyan kişi bulabiliriz. Onu demeye çalışıyorum. Yani orada nasıl bir yöntem izleneceğine karar verirken ona dikkat etmek lazım. Aykut hocamın örneğini başka örneklere mutlaka öğrenciler çıkacaktır. Ama biz bunların hepsine tepeden bakıp nasıl bir yol çizmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. Onun için söylemiştim. Dolayısıyla seçme kısmı biraz hassas bir noktaya geliyor. Ben şahsen bu süreçte mentorların da moralinin bozulmasını veya moralman şey yapmasını istemiyorum. Motivasyonlarının azalmasını istemiyorum. Burada esas ayakta kalması gereken insanlar mentorlar çünkü. Mentorlar yani. Mentorlardan biri gider öbürü gelir. Aykut hocam buyurun. Ben fazla... Özür dilerim. Şimdi az önce verdiğim örnek olumsuz bir örnek ama şimdi olumluyu da söyleyeyim. Şimdi Mustafa hocam uyarmış oldu beni, sağ olsun. Stajyerken yerleştirdiğim ve hala üniversitede orada okutup dışarıdan da olsa, ikinci öğretimde olsa şu an orada yönetici olan öğrencilerim de var. Tabii bunlar hep tasdif yani çok farklı case'ler yaşıyoruz 20 yıllık eğitimci hayatımda. Ama tabii ben bir yandan da şunu soruyorum kendime. Biz 5 kişiyi tutuyoruz, 10 kişiyi tutabiliyoruz, geri kalanına erişemiyoruz. Ya biz mi doğruyuz, onlar mı doğru? Bir yeni çağa, yeni geleceğe bir bakmak lazım. Şimdi bazen o ikilemi de yaşıyorum ben. Evet, tecrübelerimiz çok fazla. Bazı doğrularımız elbette ki birçok insanlar tarafından tasdik edilmiş. Bunun doğruluğu su götürmez gerçeklerimiz var ama genele baktığımızda, onların yetiştiği çağa baktığımızda, karşı karşıya oldukları duruma baktığımızda sanki bazı noktalarda da onlar doğru gibi. Biraz da bizim onlara doğru mu evrilmemiz lazım acaba? Hani net bir kanı söylemiyorum ama soruyorum kendime sadece. Ya orası muhakkak tabii, yani karşılıklı bir alışveriş bu. Ya biz durduğumuz yerde durmamız doğru değil. O yüzden paradigmal olarak, iletişim olarak, davranışsal olarak falan farklılaşmayı göze almamız gerekiyor bu mentorluk şeyinde. Yani şu an olduğumuz gibi mentorluk yapmak bazılarına yarar sağlarken önemli bir kısmına hiçbir fayda sağlamayabilir. Bu da mentorun zamanını boşa harcamasına, motivasyonunun azalmasına sebep olabilir. Ben açık söylemek gerekirse Johnson'la mentorluk yapmaktan son derece keyif alıyorum. Ama acı çektiğim bir sürü çocuk var. Yani hani mentorluk yaparken acı çektiğim bir sürü çocuk var. Çünkü
Çocuklar acayip ya. Geçen gün bana bir tanesi yazıyor, diyor ki hocam diyor kafam çok karışık diyor. Sizce diyor şu A mesleğini mi yapayım, B mesleğini mi yapayım, C mesleğini mi yapayım falan. Ben nereden bileyim kardeşim? Ben senin değerlerini bilmiyorum. Ben senin eğitim durumunu bilmiyorum. Birinden adımı duymuş. O 2018'de bir iletişim kurmuşuz. Sene olmuş 2020 Temmuz'u. Güzin abla yerine koyuyor beni. Gürbüz abi. Güzin ablanın Gürbüz abisi falan. Ne yapacağım ben? 3 tane meslek saymış bana. Bunlardan hangisini yapayım? Ben söyleyince yapacak mısın yani? Abuk sabuk işler. Yani hakikaten şimdi zaman harcayacağınız, zaman değerli bir şey. Zaman harcayacağınız insanların da biraz şey olmasını istiyor insan. Yani hani biraz alıcı olmasını istiyor. Biraz yakanızı bırakmamasını istiyor. Yani hani paçanızdan çekmesini istiyorsun. Yani ben kendi adıma mentorluk tecrübelerimde bunu şey yapıyorum. Çok keyif aldım, mentiler var. Ya lanet olsun dediğim mentiler var. Yani ben ne yapıyorum ya falan, niye bunu yapıyorum diye. Şu anki zamanımı başka birine harcasam daha kıymetli bir şey yaratmaz mıyım dediklerim var. Ama Murat Bey, bir şey söyleyebilir miyim evet. Burada? Onu mentörlük yapmamanız ona daha büyük faydası var. Biliyor musunuz? Her şeyi alabileceğini zannettiği için böyle evet. Birinin de onu böyle yukarıdan aşağıya bırakması lazım. Bir kendine, hani kendine gelmesi için birilerinden gitmesi gerekiyor gerçekten. Tabii, mentörlük yapmamak gerekiyor. Çünkü onun hani her şeyi alabilirim. Bu da bana hizmet edecek, bu da edecek. Eğer almıyorsa vermeyeceksiniz. Yani bu o kadar basit ve net yani. Tabii. Analitik düşüneceğiz. Koçlukla mentorun arasındaki önemli farklardan biri bu. Koçluk aynen. Herkesin potansiyeli olduğunu farz ve kabul ederek yola çıkar. Mentorsa potansiyeli olanları seçerek ilerletir. Evet. Yola çıkar. Evet. Aynen. Çok güzel aradaki bir tanım fark, oldu bu. Evet, aynen. Biz koç olmayacağız zaten. Biz evet, mentor olacağız. Evet, varsa evet. Kardeşim, bilişim sektöründe sende bir potansiyel enerji varsa, bizde evet. De tecrübe var. Anlatacağız sana, seni sektöre kazandıracağız. Seni takip edeceğiz. Sen de bizden ne istiyorsan onu alacaksın. Ama evet. Ben senin kişiliğini düzeltemem yani. Yok. Yani benden size sadece bir öneriydi bu. Yani şu empati haritasını sizler çıkardınız, sizler göz önüne koydunuz. Bu böyle bir nesle kimi cesur olacak? Yani bakın burada her şey kötü değil. Yani mesela yüksek cesaret ve girişken tipler var burada. Ondan sonra ama kendilerini değersiz hisseden kurban psikolojisine girmiş tipler de var. Şimdi böyle bir tipe mi mentorluk yapmak daha önemli? Böyle bir tipe koçluk yapılır. Ama cesur ve girişken bir tipe mi mentorluk yapmak daha çok fayda sağlar? Ben sadece tabloyu size yorumlamak istedim. Bir de bu tabloyu hepiniz için ayrı ayrı kendi adınıza yorumlamanızı istiyorum. Yani yani şu an değil. Yani alın tabloyu, zaten fotoğrafını da falan da çektim. Göndereceğim ondan sonra. Ben böyle bir nesilde hangilerine tahammül edebilirim, hangilerine tahammül edemem? Eğer böyle şeyler varsa işte bunlardan uzak kalmanız sizin de ruh sağlığınız açısından önemli. Yani hiç amacı olmayan birine amaç kazandırmak size heyecan getirebilir. Yanınızdaki mentora fenalıklar geçirtebilir. Yahu daha bunun amacı yok falan. Siz de belki şöyle düşünürsünüz. Ya bu çocuğa amaç belirletmek benim için çok önemli ve çok güzel bir şey. Bu da sizin kişilik profilinizle doğrudan alakalı bir şey. Hakikaten siz nasılsınız peki? Sizin profil nasıl? Bir bakalım isterseniz ona. Bu konuyla ilgili Rüştü Bey, düşüncelerinizi alalım. Şimdi bu iş kapatsana sen sizin. Şöyle bakmak istiyorum bu konuya aslında. Bu gelgitleri ilk günden beri de hani bu mentorluk işinden beri sürekli yaşadığımız konulardan bir tanesi. Ama arkadaşlarımız önce özetlediği gibi konuyu bir şekilde bilişim sektörüyle sınırlandırmak işimizi biraz kolaylaştırıyor gibi geliyor. Birinci seçenek bu. İkincisi seçicik, yani bu işin sürüp sürmeyeceği, yani mentorluk işinin sürüp sürmeyeceği bana göre birinci ya da belki ikinci toplantıda zaten devam edip kesinleştirilmesi gereken bir şey. Yani siz üçüncü, dördüncü toplantıyı yapıp da hala şikayet ediyorsanız o zaman dediğiniz gibi aynen bir aynaya bakmak lazım yani şeyde. Yani birinci ya da ikinci toplantıda bu işin devam edip etmeyeceğine karar vermek gerekir. Sürecin olup olmayacağını ona göre bakacağız yani şeyde.
bu arkadaşlarla aslında şimdi hepimiz şikayet ediyoruz ama hepimizin evinde var bu arkadaşlar. Yani yaşı saçı biraz beyazlanmış ya da belli yaşa gelmiş arkadaşların hepimizin evinde biz bu arkadaşları büyüttük yani. Ben şimdi 25 yaşında oğlumun, 26 yaşında oğlumun bugüne kadar ne istediğini, ne hissettiğini veya kızımın ne yaşadığını zaten biliyorum yani şöyle. Yani dışarıdan mentorluk dediğimiz şeyi hayatın içine yaptık ha. Ama bunun dışında bunu ya o hayatın içindekilerle bir anlamlandırmak anlamında yapılan bir mentorluktu belki. Şimdi biraz daha işimiz kolay. En azından sektörle ilgili konumuz var. Bir de seçip seçmemek ya da değerlendirmek, devam edip etmemek bizim de tercihlerimizden bir tanesi. Evet. Burada kritik noktadan bir tanesi bir kere mentilerin mentor seçme gibi bir seçenekleri olduğunu durup da eğer sadece dalga geçmek için hani ya dur bakalım bu adamlar da ne diyor falan diye başlamıyorlarsa ben yani gerçekten bu işin niyetleri iyiyse daha doğrusu bu kesinlikle çok verimli bir organizasyon ya da yapı olarak düşünüyorum. Aklımdan geçenler bunlar. Eyvallah. Murat Bey bence biraz önce yani neden sonuç ilişkisini biraz kaçırdık diye düşünüyorum. Yani ben 30 küsur senedir aslında satış ağırlıklı çalıştım, mühendisim ama herhangi bir görüşmeye, herhangi bir satışa gitmeden veya herhangi bir sektörde bir şey yapmadan önce karşımdakini bir tanırım, tanımak isterim. Satışa gitmeden önce araştırırım, nasıl gitmem gerektiğini, ne yapmam gerektiğine karar veririm ve gideceğim müşteriye göre o gün biraz da şekil alırım. Tabii ki her şekle girmem ama en azından bunun hazırlığını yaparım. Yani şu anda biz bir anlamda müşterimizin kim olduğunu ve ne tür davranışlar içinde olduğunu, neler bekleyebileceğini anlamaya çalışıyoruz. Hani buradan evet. Yola çıkarak biz bütün bunlara, yani bütün bu davranışlara sabretmemiz veya bunların hepsine bir nabzına göre şerbet vermemiz gerektiği ortaya çıkmıyor. Yani kimse kendine aykırı bir şey yapmayacak günün sonunda. Yok, yok, amaç, tabii. Amaç burada müşteriyi tanımak. Şu anda onu konuşuyoruz. Aynen, kesinlikle katılıyorum evet. Size. Ve zaten dediğim gibi yani bunlardan sizin tolerans gösterdiğiniz, bir kere şurada burada tabloda çıkan şu sonuç şu. Burada sizin alışkın olmadığınız bir disiplin veya formasyonda gençlere şey yapacaksınız, aynen. Mentorluk yapacaksınız. Birinci kabulümüz bu, kabullenmemiz bu. Ama bunlardan bazılarında kırmızı çizgileriniz var kişisel olarak bu. Yani Erkin'in ayrı, Niyazi'nin ayrı, Ali Rıza'nın ayrı farklı farklı kırmızı çizgileri vardır. Bunları da burada göreceksiniz. O kırmızı çizgileri de siz yönetebilirsiniz aslında. Yani oraya giriş çıkışları, ikazları bilmem neleri falan. Burada önemli olan kesinlikle müşteriyi tanımak. Empati haritasının temelinde yatan şey bu. Okay. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii empati haritası aynı zamanda şunu da gösteriyor yani bu suda yüzelim mi yüzmeyelim mi yani onu da siz artık herkes kendisi değerlendirecek yani bu konu bir oluşum bu oluşumun içinde böyle bir müşterimiz var şu an müşterimiz bu gördük buna varım yokumu da kişisel olarak herkes kendisi yapacak ama size katılıyorum şu an müşteriyi tanıyoruz biz bu müşterinin neresini dokunacağız neresini tutacağız yani bizim ürünümüz tek çünkü mentorluk ve sektör mentorluğu.